Acayip Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle bal kabağı tatlısı yapacağız. Kabağımı önüme aldım. Ben bal kabağı tatlısı yaparken kestane cinsi dediğimiz kabağı tercih ediyorum. Özellikle Adapazarı bölgesinde yetişen bal kabakları çok çok lezzetli oluyor. Satıcının temizlediği bal kabaklarını evde iyice yıkadım ve süzdürdüm. Şimdi doğrayıp tencereye alacağım. Doğrarken böyle şekli farklı olsun diye tırtıklı bir bıçak kullanıyorum ama normal bıçakla da doğrayabilirsiniz. Şöyle baştan bir tane kendime ölçü için şu boyut iyi diye düşünüyorum ve kesiyorum. Bu arada böyle kestiğiniz zaman bu bıçakla tırtıklı oluyor. Serviste de hoş duruyor. Bal kabağı tatlısı yaparken isterseniz kabakları şekere yatırabilirsiniz. Ben o şekilde yapmayacağım. Şimdi hemen pişireceğim. Ama eğer şekere yatırırsanız da minimum 5 saat bekletmeniz kabağın içindeki suyun bırakılmasında yardımcı olacaktır size. Eğer şekere yatırmazsanız şimdi benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Kabaklarımı doğrayıp tencereye yerleştireceğim. Doğradığım kabakları tencereye aldım. Burada 3 kilo bal kabağı var. Her 1 kilo için 2-2,5 su bardağı arasında şeker kullanıyorum ben. Ölçü bardağımda bu klasik 200 mililitrelik su bardağı. Şimdi 3 kilo ile 2,5'u çarpınca 7,5 bardak şeker ekleyeceğim. Eğer geceden şekere yatırırsanız kabakları, böyle de çok kabak kullanacaksanız sıra sıra kabakları hazırlayıp her bir sıraya şeker serpmeyi unutmayın. Sadece üstüne serpmeyin. 2. Bu da 7,5. Eğer şeker oranınız çok yüksek değilse, yani çok tatlı yemek istemiyorsanız bu şeker ölçüsünü isterseniz tabii ki azaltabilirsiniz. Şimdi pişmeye başlarken dibinin sarmaması için 1 çay bardağı yani 100 mililitre su ekleyeceğim ki tencerenin dibinde bir buhar oluştursun. Mutlaka kapağını kapalı olarak pişiriyoruz. Tenceremin altını şu an açıyorum. Orta ateş kullanıyorum. Buharlaşmanın başladığını görünce kısık ateşe alacağım. Bakın yaklaşık bir 5 dakika sonra kapakta şu buharlaşmayı görüyorum. Kapağı açtığımda size de göstermek istiyorum bu aşamaları ki hiçbir şekilde tatlınızın dibi yanmasın. Zaten kendi suyunu bırakmaya başladı. Bakın ben sadece 1 çay bardağı su koymuştum ama içinde şu an ne kadar çok su var. Şimdi kısık ateşe alıyorum ve sonuna kadar yani pişme süresinin sonuna kadar kısık ateşte kalacak. Ortalama 1-1,5 saat arası kabağın cinsine göre bu süre değişecek. Bal kabağı tatlım neredeyse 1,5 saattir ocakta. Yani 1,5 saati doldurmasına yaklaşık 10 dakika var. 1 saat 20 dakika pişti. Gördüğünüz gibi kendi suyunu çok güzel bıraktı. Bu bayağı sulu bir kabakmış. Şimdi kontrol ediyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Evet, lokum gibi pişmiş. Ama şu içindeki şerbet çok fazla. O yüzden şimdi kapak açık. Tencerenin altı da harlı ateşte yüksek. Böyle içindeki şerbeti uçuracağım biraz. Yani çektireceğim. Bu işleme çektirme diyoruz. Kapağı açık, altı da harlı ateşte. Biraz böyle yoğunlaşacak şerbeti. Ondan sonra fırınlama aşamasına geçeceğiz. Bakın şerbeti çektirirken böyle köpürme göreceksiniz. Bu köpürmeyi gidermek için bir parça tereyağı bırakıyorum içine. Bir de eğer aroma istiyorsanız, bakın tereyağı nasıl bütün köpüğü aldı götürdü gördünüz mü? Eğer içinde aroma istiyorsanız bir tane çubuk tarçın, 4-5 tane karanfil bırakabilirsiniz. Ben sadece bal kabağı lezzeti istediğim için hiçbir aroma verici eklemedim. Bir 2-3 dakika daha çektireceğim şerbeti. Ondan sonra fırın kabını alacağım. Tatlımın şerbetini yarı yarıya çektirdim. Bu benim ocağımın harına göre 10 dakika sürer. Sizin ocağınız daha hardıysa 7 dakikada sürebilir. Kontrol etme şeklini size göstereyim. Tencereyi ocaktan alın. Aldıktan sonra şu şekilde eğerek kıvamına bakın. Miktarına bakın. Çünkü ocağın üstünde kaynarken o fokurdama sizi yanıltabilir. Şimdi
Tencereyi ocaktan aldığıma göre 5 dakika dinlendireceğim, sonra fırın kabına dizmeye başlayacağım. Çünkü şu an çok narin, çok hassas. Şu an dokunduğumda hemen dağılabilir. 5 dakika dinlenen tatlımı şimdi fırın kabına alıyorum. Tatlıları fırın kabıma aldıktan sonra tencerenin dibinde kalan şu şerbeti de üzerine gezdiriyorum. Eğer siz fırınlanmış yemek istemiyorsanız bu aşamada tatlıyı soğutup o şekilde servis yapabilirsiniz. Ama fırınlayacak olanlar için 180 derece fanlı fırında üzeri böyle hafif kızarana kadar pişireceğim. Evet, gördüğünüz gibi kabak tatlım fırından çıktı. Ben çok fazla kızartmadım ama isterseniz arzuya göre daha fazla kızartabilirsiniz. Fırınlamadaki amaç kızarmasının yanı sıra dokusunda da fırınlananda çok değişik bir doku oluşuyor ve çok lezzetli oluyor bana göre. Şimdi tatlım bu şekilde iyice soğuyacak, oda ısısına gelip dinlenecek. Ondan sonra servis yapacağım. Evet, bal kabağı tatlımı ben bir gece dinlendirdim. Buzdolabına koymadım, balkonda tuttum. Şimdi açıp servis yapacağım. Tatlımız ilk pişirdiğim an çok yumuşak gelebilir ama dinlendiğinde kıvamı gayet güzel toparlıyor, kendine geliyor. Şöyle balından da üzerine alıyorum. Ve ben serviste tahin ve ceviz kullanmayı çok seviyorum. Bu tamamen tercihe bağlı ama. İyi bir tahinle bal kabağı tatlınızı taçlandırabilirsiniz. Biraz da tabii ki ceviz. Evet efendim, bal kabağı tatlım artık yenmek için hazır. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.